Bugün de Balıklı Göl'e geldik. Balıklı Göl'ü çok beğendim. Gerçekten hani mucizevi olan bir yer zaten. Halilurrahman Gölü olarak da geçiyor. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı an onun için ateş değil bir serinlik olduğu için o andan itibaren bu balıklar, bu göldeki bu balıklar varlar. Ben çok beğenerek gezdim. Fakat şöyle bir dezavantaj var. İnsan böyle turlarla çok yoğun programda gezdiğinde bazı yerlerde çok zaman geçiremiyor doğal olarak. Ben de burada şu anda hani bir 10 dakika falan oldu ve ayrılmak zorundayız buradan. Onun için çok üzülüyorum. Yoksa daha uzun zaman insanların böyle gelip de hani kalıp biraz da böyle kafa dinleyeceği, belki mucizelerin her an olabileceğine dair o inancı içinde canlandırabileceği bir yer burası aslında. Ha, onu görmüyoruz ama bu genelde kapalı. Eğer su çok dolu olursa mesela büyük bir şey oldu, açıyorlar. Tabii hepsi barajların birbirine bağlı.
gördüğünüz büyük duvar olan yer kilisedir. Bu kilise Şair Aziz Nerses kilisesi olarak geçiyor. Aslında Aziz değil de Mor Nerses mi diyebilirsiniz buraya. Burada alt kısmına doğru mağaralar görüyorsunuz. Eskiden birçok bina varmış. Binaların duvar kısımları yıkıldığı için bu mağaralar görülmeye başlıyor. Hemen sol tarafta suyun içerisinde elektrik direğinin yanında bir merdiven görüyorsunuz. Bu kalenin doğu girişidir. Buradan merdiven aşındığı için yeni merdiven yapıldı. İçeride restorasyon yapılırken malzemeler çoğunlukla buradan götürülüyor. Bu tarafın restorasyonu bitti. Şimdi diğer tarafın restorasyonuna başladılar efendim. Burada gördüğünüz evler işte 1980'de terk edilen evlerdir. Eskiden buraya elektrik gelirdi. Hatta şurada tam burunda bakın bir elektrik direği göreceksiniz. Burun kısmında. Uç kısımda yerde elektrik direğinin sadece ucu kalmış durumda. Onu da. Karşı taraf ise Gaziantep'in Yavuzeli ilçesidir. Yani bakın kalenin olduğu yer bizim. Diğer taraf tekneleri gördüğünüz yer Yavuzeli. Bu taraf ise Halfeti'ye bağlıdır. Yani bugün kadıyla Siyahgül ilçesine bağlıdır. Oksijenle temas etmeden önce onu içeriden çektiğiniz zaman çıkartırken yumuşaktır. Daha sonra çıktıktan sonra oksijenle temas ederek sertleşir. Bu yüzden buradaki evlerin hepsini bu taşlardan görüyorsunuz. Çok kolay bir malzemedir ve sağlamdır. Sol tarafta mağaralar görüyorsunuz. Burada da geçen insanlar var. Bu mağaralar bu şekilde görüyorsunuz. Sertleşir, duvarlar var da ev gibi görüyorsunuz. Herkese merhaba değerli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Yok, olmuyor. Çok yaşayın hocam. Doğadayız. Doğada rahatsız olmuyorlar efendim. Kapalı alanda belki. Onu denemedik henüz. Bu kelaynak kuşları değerli misafirler. 12 bin yıldan beri bu topraklarda Mezopotamya'da baharın müjdecisi ve bereketin sembolü olarak ne kadar güzel oldu. Bölgede çok sevilen baharın habercisi ve bereketin sembolü olan kuşlar. Ben bu delikanlılar kadardım. 77 yılında bu kuşlar 11 tane kaldığı için korunmaya alındılar. Bugün sizler ve bu çocuklarımızla da paylaşmak için. 41 sene oldu. Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar olarak bunların daha da gelecekte var olması için çalışmalar yapıyoruz. Bu kuşları 14 Şubat günü doğaya bıraktık. Çünkü Afrika'dan gelip baharı müjdelediği gün ve tarlalarda böcek besin yediği zaman diye bıraktığımızda gidip orada çöp toplayarak yuva yaptılar. Geçiyor bakın. Yuvalarına gidip çöp düzdükleri yuvalarına, kayalardan yedikleri kalsiyum minerallerden yiyerek eş olup yılda bir defa olan yumurtlama zamanını gerçekleştirdiler. Bu kelaynaklar 1 ila 4 arasında tavuk yumurtası büyüklüğünde yumurta yapar. Ve bu yumurtalarda 28 gün kuluçkada yatarak yavru çıkarırlar. Bu arada 23 Nisan çocuklara ve hepimize kutlu olsun. Yarın göremeyiz, bugünden söyledik. Bu kelaynaklar 28 gün sonra çıkan yavrularını her gün tarlada gidip yedikleri böcekle bizim de önlerine verdiğimiz yemlerle beslerler. Sabah ve öğleden sonra demin verdik. Günde iki defa bunlara yağsız kıyma, katılmamış taze peynir,
haşlanmış kabuğuyla beraber yumurta eziyoruz onu. Rendelenmiş havuç ve tuzsuz beyaz peynir. Bunları ezip, sizin gibi kebap börek yemiyorlar. Baklava yemiyorlar. Bunu yiyorlar. Bunları verdik, yiyorlar. Birazdan yavrularını büyütecekler. Bu arada gözünüz aydın, bebekler çıktı yumurtada. Büyüyorlar. Bereketi içinde hocam, saymayın. Daha bebek bu kadarlar. Bakın, bakın. Tek bireciğin değil. 81 milyon Türk halkının kuşları. Milli servet. Hem dişiler hem erkekler renkleriyle beraber tepeleri de dökülür. Kel olur, kel aynak. Yuva kurarken evlilik zamanı gelince kel aynak ismini alırlar. Ve kel kel ömür boyu öyle yaşayıp monogami ile tek eşli olarak 25 sene ömürleri vardır yaşayabilirler. We'll be right back.